Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersini işleyeceğiz. Siz de hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Hazır olmanızı sevindim. Haydi başlayalım. Bugün neler öğreneceğiz? Onlardan başlayalım. Bugün noktayı öğreneceğiz. Kısa çizgiyi öğreneceğiz. Metinle ilgili soruları cevaplayacağız. Anlamını bilmediğimiz kelimeleri öğreneceğiz. Daha sonra neler öğreneceğiz? İş anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Zıt anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Ve sözlük sırasını öğreneceğiz çocuklar. Bugün çok şey öğreneceğiz. Şimdi başlayalım. Evet, çıkmasın. Şimdi hazırlık sorularımızla başlayalım. Özgürlük denince aklınıza neler geliyor çocuklar? Ben de size katılıyorum çocuklar. Benim de hürriyet, hür, yaşamak, Mustafa Kemal Atatürk ve vatan Türkiye geliyor çocuklar. Özgürlük olmasaydı hayatınızda neler değişirdi? Düşünelim. Doğru diyorsun çocuklar. Hayatımızda büyük bir kayıp yaşandı. Esaretin olduğu ve çok zor zorlukların yaşandığı bir dünya olurdu çocuklar. Şimdi metni iyice dinleyin. Arkanızda yaslanın ve sessizce oturun arkadaşlar. Şimdi metnimizi okuyoruz. Metnimizi okuduğumuza göre şimdi sorularımıza geçebiliriz. Bu dünyadaki herkes eşit midir çocuklar? Doğru diyorsunuz çocuklar. Aferin. Bu dünyadaki herkes eşittir. Biri birinin üstünde değildir. Ya da bir kişi bir kişinin altında değildir çocuklar. Hak ve özgürlüklerin hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında neler düşünüyorsunuz çocuklar? Evet, doğru diyorsunuz. Hak ve özgürlüklerimiz hayatımızda çok büyük yer kaplar. Eğitim hakkı, barınma hakkı, sağlık hakkı, eşitlik, özgürlük. Bunun gibi her şey büyük yer kaplar hayatımızda çocuklar. Şimdi metnimizi çok güzel dinlediniz. Şimdi etkinliklerde sıra. Şimdi ilk 8 soruyu metne göre cevaplayınız diyor. Birinci sorumuz. İki arkadaşın isimleri nelerdir çocuklar? Zengin olan çocuğun ismi nedir? Fakir olan çocuğun ismi nedir? Evet, doğru bildiniz. Zengin olan çocuğun ismi Ali. Fakir olan iki Ahmet'ti çocuklar. Okuduğunuz metnin başlığı nedir? Aferin çocuklar, bunu da bildiniz. Paradan değerli olan şeydi. Ahmet'in babası ne iş yapıyordu? Yine doğru bildiniz. Kundurucu. Ali nerede yaşıyordu? Aferin çocuklar, sarayda yaşıyordu Ali. Ali ve Ahmet ormanda ne yapmışlardı? Evet, birbirlerini ıslatmışlardı, su savaşı yapmışlardı. Ali ve Ahmet ormana gittikten sonra ne yapmışlardı? Aferin çocuklar, doğru bildiniz. Ahmet'in evine gitmişlerdi. Ahmet'in annesi çocukları görünce neden şaşırmıştı çocuklar? Evet, yine size katılıyorum. Onları ıslak gördüğü için şaşırmıştı. Ali'nin babası pişman olmuştu mu? Olmuş muydu? Nedenini açıklayınız. Neden çocuklar? Pişman olmuş muydu? Evet, pişman olmuştu. Katılıyorum. Neden peki? Aferin çocuklar. Metni çok iyi dinlemişsiniz. Ali'nin babası Ali'yi özledi ve özgürlüğün önemini kavrayarak Ali'yi özgür bırakmıştı. Şimdi ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Metnin konusu yazan kutucuğu işaretleyiniz. Özgürlük her şeyden üstündür. Fakirlik kötü bir şey değildir. Arkadaşlık her zaman korunmalıdır. Nedir çocuklar? Aferin çocuklar. Birinci kutucuktu. Özgürlük her şeyden üstündür. Üçüncü etkinlik. Metnin ana fikrini aşağıdaki boşluğa yazınız. Neydi? Evet, metnin ana fikrini doğru şekilde açıkladınız. Benim de fikrim para, mal, mülk her şeyden para, mal, mülk geçicidir. Önemli olan özgürlüğümüzdür. Şimdi dördüncü etkinliğimize geçiyoruz. Metinde bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazıp anlamlarını sözlükte
anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazınız. Şimdi metinden anlamını bulmadığınız kelimeleri çizip buraya yazmanızı ve anlamını bulmanızı istiyorum çocuklar. Aferin çocuklar. Çok güzel iş başardınız. Benim de örneğim özgürlük. Sözlük anlamına bakıyorum. Sözlüğü açıyorum bakalım. Herhangi bir koşulla sınırlanmama, kısıtlanmaya bağlamaksızın düşünme ve davranma durumudur çocuklar. Şimdi 5. etkinliğimize geçiyoruz. Anlamını bulduğunuz kelimelerle ilgili bir cümle kurunuz. Birer cümle kurunuz. Aferin çocuklar, çok güzel cümleler kurdunuz. Benim de örnek cümlem. Herkes olduğu gibi biz de çok özgürüz. Hepsi her zaman özgürüz. 6. etkinliğe geçiyoruz. Metnin sonucunu değiştirerek tekrardan yazınız. Evet, orada bir boşluğumuz var. Oraya yazın çocuklar. Yani sonucunda Ali özgür kalmıştı. Bunun yerine ne olabilir? Bunu düşünerek tekrar sonucunu değiştirelim çocuklar. Aferin çocuklar. Çok yaratıcı fikirler gördüm. Şimdi 7. etkinliğimize geçiyoruz. Metne farklı bir başlık koyunuz. Nedenini sınıfta tartışınız. Şimdi metinle alakalı yeni bir başlık koyalım çocuklar. Aferin çocuklar, çok farklı fikirler ortaya çıktı. Benim de örnek başlığım özgürlük her şeyden üstündür. 8. etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki resimlerin anlamlarını eşleştiriniz. 1. resimde 2. ve 3. resime bakarak yapınız. Aferin çocuklar, çok doğru eşleştirdiniz. 1. resimde para olduğu için parası ve malı olan varlıklı kimse, 2.sinde orman olduğu için ağaçlarla kaplı olan, 3.sinde özgürlük işareti olduğu için özgürlük işaret temsilini işaretledik. Şimdi çok sevdiğiniz bir etkinliğe geçiyoruz. 9. etkinlik bulmaca etkinliği çocuklar. Şimdi aşağıdaki ipuçlarını kullanarak bulmacayı çözünüz. Kendi hareketlerini kontrol edebilme yeteneği nedir çocuklar? Aferin, özgürlük. Bireyin diğer insanlardan kendi hayatlarının yaşama şekline müdahale etmeden kendi yaşamına yön verme özgürlüğü nedir çocuklar? Aferin, hak. 3. Özellikle hükümdarların oturdukları büyük süslü ve geniş yapı nedir çocuklar? Aferin çocuklar, bulunabildiğiniz saray. Meyve verebilen, gövdesi olunmayan, kereste olmayan, elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki nedir çocuklar? Aferin, bulunabildiğiniz ağaç. Parası ve malı çok olan varlıklı kimse, bunu öğrenmiştik. Zengin, aferin çocuklar. Geçmişin, geçiminin güçlükle sağlayan yoksul. Bulunabildiğiniz fakir. Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri nedir? Aferin çocuklar, arkadaşlıkta bulmacayı çok iyi cevapladınız. 10. etkinliğimizde konuşma çizgisini öğreneceğiz. Bakalım neymiş, okuyalım. Yazıda satır başında kullanılan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi denir. Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başına, satır başında kullanılır. Yani metnin başında böyle bir çizgimiz olacak. Cümleye büyük harfle başlayacak. Ve burada bir cümle olacak. Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin başına hangi noktalama işareti geldiğini söyleyin. Ne var? Hoş geldin Ahmet. Ne yapıyorsunuz böyle demiş. Konuşma çizgisi. Bu duvar çok yüksek. Buradan atlayamayız. Merdiven bulmamız lazım demiş. Konuşma çizgisi var yine. Nereye gitmek istersen sen karar ver demiş. Yine burada konuşma çizgisi var. Bir diyalog olduğu için konuşma çizgisi kullanımına uygun iki cümle siz de buna göre kurunuz. Mesela anne geç kalıyorum. Anne okula geç kalıyorum. Çantamı verir misin? Burada bir diyalog var ve başında da konuşma çizgisi kullanılır. 11. etkinliğimizde noktayı öğreneceğiz. Bakalım neymiş? Cümlenin sonuna nokta işareti konur. Noktadan sonraki cümleye her zaman büyük harfle başlanır. Aşağıdaki cümlenin sonuna konulan noktanın işaretlerini söyleyiniz. Bakalım neymiş? Bu işaretten sonra başlayan cümlenin ilk kelimesinin nasıl başladığını arkadaşlarınızla açıklayınız. Her insanın toplamda 8 tane temel hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. Doğumla başlar, ölümle biter, evrenseldir, dünyanın her yerinde geçerlidir, tamamı bir bütündür. Bir tanesi bile olmazsa diğeri bir işe yaramaz, sınırlandırılamaz. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin bittiği yerde bizim hak ve özgürlüklerimiz biter. Aferin çocuklar, çok iyi doldurdunuz noktaları. Noktadan sonra başlayan
İlk cümlede büyük harfle başladığı da iyice öğrendiniz. Şimdi 12. etkinliğimize geçiyoruz. Şimdi görsele uygun cümleler kuracağız. Ne var görselimizde? 2 tane. Söyleyin çocuklar, ne var? Aferin. Doğru düşünüyorsunuz. Ben de burada eşitlik ifadesi gösteren bir resim olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili cümleler kuralım lütfen. Evet, cümleleri beğendim. Şimdi ikinci görsele geçiyoruz. İkinci görselde ne var çocuklar? Evet, size katılıyorum çocuklar. Burada bir özgürlük kısıtlanmış el var. Tellerle bağlamış. Özgürlüğü anlatıyor. Aferin çocuklar. Şimdi bununla ilgili bir cümleler yazalım. Yazdığınıza göre üçüncü görsele geçebiliriz. Ne var burada çocuklar? Evet, ben de sizin gibi düşünüyorum. El ele tutuşmuş farklı ırktan, farklı yerlerden çocuklar var. Eşitliği gösteriyor. Çocuk haklarını gösterebilir. Bununla ilgili cümleleri yazdığımıza göre diğer etkinliğimiz olan 13. etkinliğimize geçiyoruz. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimeler zıt anlamlı kelimeler denir. Zıt anlamlı kelimeleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Yani ne olacak? Anlamca farklı olacak. Çelişecek. Örnek özgürlük, tutsaklık. Özgürlük tutsaklığın zıttıdır. Diğer örneklerimizi yapalım. Zenginin zıttı nedir? Aferin fakir. Eskinin zıttı nedir? Aferin yine yeni. Eşitsizliğin zıttı nedir? Eşitsizliğin zıttı denktir. Aferin çocuklar. Çok iyi anladığınıza göre diğerine geçiyorum. Şimdi çocuklar, çok sevdiğiniz bir etkinliğe geçiyorum. Boya kalemlerinizi çıkartın. Metnin konusunu destekleyen bir resim yapın. Metnimi kafanızda tasarlayın. Bir düşünün. Ona uygun resim çizeceksiniz bu boşluğa. Çok güzel resimler çizmişsiniz. Ellerinize sağlık çocuklar. Hepsi de metnimize uyuyor. 15. etkinliğimize geçiyoruz. Yazılış ve okunuş bakımından farklı. Anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Yazılış ve okunuş farklı olacak ancak anlamları aynı olacak. Dünyanın örneklere bakıyoruz. Dünya, evren. Eş anlam, eşitlik, denklik, gökyüzü, sema, özgürlük, hürriyet. Bunlar eş anlamlı kelimelerdir çocuklar. Hürriyet kelimesinin eş anlamlısını metinde bularak altını çiziniz. Bulalım çocuklar eş anlamlısını. Neydi? Evet, özgürlük. Hürriyet kelimesiyle eş anlamlısını iki farklı cümlede kullanarak yazınız. Yine doğru yaptınız çocuklar. Benim de örneğim, hürriyet eşi bulunmaz bir değerdir. Özgürlük hayatımızın en büyük parçalarından biridir. 16. etkinliğimize geçiyoruz. Hak ve özgürlükler denince aklımıza gelen kelimeleri balonun içine yazınız. Sınıfta tartışınız. Şimdi çok renkli balonlar geliyor çocuklar. Bu balonlara yazalım, hak ve özgürlükler denince aklımıza neler geliyor? Çok doğru, aferin çocuklar. Benim de hak ve özgürlük denince özgürlük, adalet, eşitlik, yaşam hakkı, barınma hakkı, bunun gibi her şey yazılabilir çocuklar. Dedikleriniz de doğru. 17. etkinliğimize geçelim. Eşit olmamız gereken durumları tren vagonlarına yazalım. Neyde eşit olabiliriz? Çok doğru. Eğitimde eşit oluruz, yaşamada, iş hayatında, her şeyde eşit oluruz. Bunun gibi her şey eşit olmamız gereken durumlardır çocuklar. 18. etkinliğimize geçelim. Bir gün evinizden, oyuncaklarınızdan, eşyalarınızdan, arkadaşlarınızdan ayrılıp uzaklara gitmek zorunda kalsaydınız neler hissederdiniz çocuklar? Çok doğru arkadaşlar. Ben de çok üzülürdüm. Bir yerlere gitmek zorunluluğu olduğu için kendimi bir kısıtlanmış hissederdim çocuklar. 29. etkinlik. Şu aşağıdaki boşlukları kutucuklardan faydalanarak doldurunuz. Okuyalım bakalım. Hak ve özgürlüklerimizi dediğimiz gibi imkanına sahibiz. Ne koyulur bu boşluğa? Kullanma, aferin. Hak ve özgürlüklerimizi kullanmada herkes neydir çocuklar? Ne doğru bildiğiniz eşittir. Tüm insanların sahip olduğu temel ve hak ve özgürlükler ne denir? İnsan hakları denir. Hepsini doğru yaptınız. Tebrik ederim. 20. etkinliğimize geçebiliriz. Aşağıdaki cümleleri tamamlayırız. Hak ve özgürlüklerimiz olduğu için çok şanslıyız. Çünkü ne yazılabilir? Çok doğru arkadaşlar, çocuklar. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Hak ve özgürlüklerimiz hayatımızda büyük bir yer kaplar. Onlar olmazsa hayatımız çok zorlaşır. Kendimizin ve başkalarının haklarını korumalıyız. Çünkü neden korumalıyız çocuklar? Evet, size katılıyorum. Kendimizin hakları olduğu gibi başkalarının haklarını da gözetmeliyiz. Onları da korumalıyız çocuklar. Bu konuda bencil olmamak gerekir. Size de katılıyorum.
21. etkinliğimize geçebiliriz. Türkçe'de kelimeleri alfabetik sıraya dizmek demek, sözcüklerin sözlükteki sıralarına göre sıralamak anlamına gelmektedir. Alfabedeki her harfin yeri ve sırası bellidir. Bunun için sözlükler hazırlanırken kelimelerin harflerin alfabedeki sıralarına uygun bir şekilde sıralanır. Bu sıralamaya alfabetik sıralama denir. Yani alfabedeki sıraya uygun olarak, dizilimine uygun olarak cümlelerin, yani sözcüklerin, kelimelerin sıralanması demek. Aşağıdaki cümleleri sözlük sırasına koyarak yazınız. Yapalım çocuklar. Çok doğru yaptınız. Ben de size katılıyorum. İlk adalet, sonra ne? Çocuk hakları, demokrasi, eğitim hakkı, özgürlükler ve yaşama hakkı. Şimdi 22. etkinliğimizde bir günlük okuyacağız. Arkanızda yaslanarak dikkatlice dinleyelim. Günlüğümüzü dinledik. Şimdi yukarıdaki günlükte 8 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun elinden alınan haklarını tartışınız. Hangi haklar alınmıştı çocuklar? Aferin. Doğru bildiniz. Çok iyi dinlemişsiniz. Eğitim hakkı ve bazı özgürlükleri elinden alınmıştı çocuklar. Şimdi küçük bir öykü okuyacağız. Dikkatlice dinleyelim çocuklar. Arkamıza yaslanalım. Herkes eşit, herkes mutlu. Metnimizi okuduğumuza göre etkinliklere geçelim. Okuduğumuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Metnin başlığı neydi? Evet. Herkes eşit, herkes mutlu. Tavşan kardeşler nereye gitmiş? Doğru, nehre gitmişlerdi. Tavşan kardeşler neden nehre gitmişler? Evet, size katılıyorum. Son olmak için orman üyeleri kimden korkmuşlar? Evet, aslanlardan korkmuşlardı. Aferin çocuklar, çok iyi dinlemişsiniz. Şimdi 24. etkinlik. Okuduğunuz metnin konusunu aşağıdaki boşta yazınız. Neydi? Çok doğru, çok iyi dinlemişsiniz. Metnin konusu herkesin eşit ve eşit olması gerekir. Başkalarını üstünlük taslamadan eşit bir şekilde bazı imkanları kullanmamız gerekir. Metnin ana fikri nedir? Boşta yazınız. Nedir? Evet, size katılıyorum. Aferin çocuklar. Metnin ana fikri herkes eşit olması gerekir. Üstünlük kötü bir şey değil, kötü bir şeydir. 26. etkinlik. Okuduğumuz metninde anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazınız. Bilmediğiniz kelimelerin anlamını tahmin ediniz. Emin olmak için kelimelerin sözlük anlamına bakınız. Şimdi kelime, tahmin, sözlük anlamı. Kelimeleri buluyoruz. Diğer etkinliklerde yapmıştık. Tahmin ediyoruz. Sözlük anlamına bakıyoruz. Eşit mesela. Tahminim, denklik diyorum. Sözlük anlamı nedir? Herkesin eşit olma durumu, denk olma durumu, üstün olmama durumudur. Sizin de örnekleriniz çok doğru. Aferin çocuklar. 27. etkinliğimize geçiyoruz. Anlamını bulduğunuz kelimelerle ilgili cümleleri boşluğa yazınız. Neydi çocuklar? Evet, cümleleriniz çok doğru. Aferin size. Tebrik ediyorum. Benim de örnek cümlem eşitlik herkesin hakkıdır. 28. etkinlik. Metne yeni bir başlık koysaydınız ne olurdu? Nedenin sınıfta tartışınız. Ne olabilirdi çocuklar? Evet, aynı şeyleri metne düşünerek yazın. Eskisi herkes eşit. Herkes mutlu. Ne olabilir? Aferin, çok güzel başlıklara buldunuz. Benim de yeni başlık örneğim eşitlik. Herkes eşit olması gerekir. Ya da eşitlik çok güzel bir şeydir. Yeni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersi tekrar etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere çocuklar.